zaten ilk günden itibaren Adıyaman'da çalışmalarımız devam ediyor. Merkezi olarak dedik bir bakalım ne yapıyoruz, rolümüz nedir şu an özellikle sahada yapılan çalışmalar, ihtiyaçlar nedendir, inşallah bununla beraber Umut Kervan olarak zaten bizim çalışmalarımız devam ediyor. Biz burada şu an öncelikli olarak da yardım yapıyorsak da önümüzde zaten okulların açılması önemli var. Öğrencilerimizle alakalı inşallah bir tersiyesi diye. Ve bununla beraber havanın sıcak olmasından dolayı da özellikle bağlı olarak eğer sahibimizde bize gelecek olan anlatıyor. Bağışlar olursa okulları inşallah kendi bu ihtiyaç sahiplerimize ulaştırırız. Şu an sizlere sağlasınız, sağlamayın. İstenilen talepleri ilişkiye göre sorumlu. Mesela ayakkabı atıyorum. Şimdi ben istenilen. Sıcak geçmenin Adıyaman'da havanın sıcak olmasından dolayı gerçekten bir ventilatör, işte pneumatörü bir ihtiyaç yetişmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Ben sahibimle de razı olsun. Bu konuda bize yardımlarına eksik etmesinler. Tabii Adıyaman, eski Adıyaman değil. Şu an biraz böyle mağduriyeti gösterdiği gibi bir şey var. Şehirde görünmüyoruz. Fakat bizim zaten sık sık geliyoruz, sahayı görüyoruz. Bazı uzun süre kalıp çalışmalar da yaptık. Hala yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı binalar hala var. Dolayısıyla insanlar onu görür görmez isterseniz o depremin sarsıntısını hala üzerinde hissedebiliyorlar. Tamam biz burada değildik, o depremi yaşamadık. Ama onların duyularını anlayabiliyoruz. Laboratuvar yardımcıları olsa, elimizden ne geliyorsa, imkanlarımız neye el veriyorsa, biz inşallah o minvalde çalışmalarımızı yapacağız. Alınız, yol sorunu var mı? Ha indir oraya abi. Gel. Umut Kervanı olarak zaten ilk günden itibaren Adıyaman'daki kardeşlerimizin yardımına koşmuştuk. Depremden dolayı Umut Kervanı derneğimiz de zarar görmüştü. Burada yeni bir yer tuttu arkadaşlar. İnşallah burada şu an
Umut Kervanı çalışmaları burada yapılıyor ve buradan da sahaya intikal ediyor çalışmalar. İnşallah bizler de merkez olarak buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yakından takip etmekle beraber inşallah buradaki kardeşlerimizin yaralarını sararıncaya kadar da yanlarında bulunacağız. Şu an ciddi manada gıda yardımı yapıyor düzenli bir şekilde. Hem çadırlarda kalan vatandaşlarımıza hem de konteynerlarda ve de evlerine yerleşen geri dönen birçok depremzede kardeşimiz var. İşsizlik de şu an had safhada. Dolayısıyla biz bu mağduriyetin giderilmesi için şu an gayret sarf ediyoruz. Bununla beraber yakın zamanda zaten okulların açılması Ağustos ayından sonra Eylül ayına gireceğiz. Ve onun için bir çalışma başlattık. Biz inşallah başta deprem bölgesi olmak üzere eğitim seti olarak adlandırılmış olduğumuz kırtasiye yardımını inşallah buradaki miniklerimize ulaştıracağız. Onların eğitimleri aksamasın. Ve bu şekilde inşallah bizler çalışmalarımızı yapacağız. Tabii ki buradaki yardımların da daha da çoğalabilmesi için, daha fazla mağduriyetin giderilmesi için hayırseverlerimizin desteklerine her zaman ihtiyacımız var. Biz onlardan da bu manada yardım bekliyoruz. Onlar da yardımlarını bizlere ulaştırsınlar. İnşallah bizler de onların ve ihtiyaç sahibi olan depremzede kardeşlerimiz arasında köprü vazifesi görerek bu ihtiyaçları gidereceğiz inşallah. Rabbim tüm hayırseverlerden razı olsun. Buradaki kardeşlerimiz de Allah razı olsun gece gündüz fedakarlık yaparak gönüllü olarak buradaki çalışmaları takip ediyorlar. İnşallah bu mağduriyetlerin giderilmesi için gecelerini gündüzlerine katıyorlar. İnşallah çalışmalarımız devam edecek burada.